Çok teşekkür ediyorum Sayın Üstad. İnşallah iyi oluruz. Biz Cenab-ı Hakk'a inanmışız, iman etmişiz. Onun rahmet kapısı boldur, affı mağfiret sahibidir. İnşallah affeder. Bütün efendim mümin kullarıyla beraber. Ağzınıza sağlık, teşekkür ediyoruz. Efendim şimdi Sayın Reyhan Usta seninle kısa da olsa iki sohbet, arkasından da dinlediysen biraz evvel Sayın Çobanoğlu sizinle uzun bir zamandır görüşmediğini söyledi. Hani aşağı yukarı 56-96, 30 senelik bir arkadaşlık. Tabii. Sizin beraberliğiniz. Ben de 60-63'ten 62'den bu tarafa aşağı yukarı tanırım. Bir atışma yapacağız. Fakat ikinizin de iyi bir atışmacı, iyi bir ustat olduğunu herkes biliyor, biz de biliyoruz. Ancak bu arada bir şeyi belirtmekte tabirimi hoş göreceğinize inanıyorum. Yıllar boyu Konya Aşıklar Bayramı var. Bunun da en baş rolünde ikiniz de oynadınız yıllar boyu. Bunu biliyoruz. Bütün arkadaşlarımız da ve Türkiye'de biliyor. Şimdi biz de Konya Aşıklar Bayramı'nda ve Konya Aşıklar Bayramı'nı yapıp yürüden, vücuda getiren değerli Sayın Fevzi Halici hocamıza da bu ekrandan saygılarımızı arz ediyoruz. Tabii. Ben böyle düşünüyorum. Sizler de herhalde böyle düşünüyorsunuz. Tabii. Değerli katkısı olan. Değerli ustadımız aynı zamanda da Aşık Fezai babamız. Tabii. O ateş değse çam dalına, demir döner at malına. Evet. Bu çok fevkalade bir buluştur. Şimdi orada bir ayak vardır biliyorsunuz. Hatta siz yanılmıyorsam 1-2 yıl siz jüridik yaptınız. Sayın Çobanoğlu siz de jüridik yaptınız. Evet. Hatta bu sene de jüri olmuştunuz. Evet. Efendim bir ayak hikayesi vardır. Ben şahsi düşüncemi söylüyorum. Ben diyorum ki her zaman, belki diğer programlarda da söylemişimdir. Aşık sınırlanamaz. Evet. Al sen şu ayağı, sana şunu verdim. Bunun amacı oradaki insanlar, ha bu aşıklar irticalen yapıyor desinler. Halbuki aşıklar hep irticalen söz söylemişler. Yani eserler irticalen yazılmıştır. Öyleyse ben diyorum ki bu fırsatı değerlendireceğiz. Siz çok güçlü atışmacı iki değerli ustad olarak burada bir atışma örneği gösterirseniz, önce Sayın Çobanoğlu da takdir buyurursa, siz daha yaşlı daha ustadımızsınız. Efendim ayağı size verelim. Şöyle Çobanoğlu'nu çoktan sen de görmemiştin, o da seni görmemiş. Şöyle bu Samanyolu televizyonu ekranında sayın seyircilerimize, bizim insanımıza bir doyurucu bir atışma dinleyelim ustadım. Buyurun. Olur. Efendim şimdi bu kısacık şeye bir değinmek istiyorum. Eksik gördüğümden değil de. Şüphesiz tabii efendim, eksik de olabilir. Bir neviyle bir açıklık getirmek. Şimdi aşıklar söylerken, karşılaşırken ki atışma diyoruz. Bunun birkaç ismi daha yine vardır. Vardır evet. Karşılaşma, atışma, değişme, söyleşme, yarışma. Muhabbet, yarışma. Tabii. Bunun atışma olsa olsa biraz daha sertleşmiş, muhabbetin dövüşe dönüştüğü yerin ismini atışma denir. Tenkit gibi, hiciv gibi. Bunu burası böyle olduğu gibi, bir de ayak üzerinde de ben mesela ayak verirken de yine aşıklar yarışıyorlar. Güçlerini, kuvvetlerini ortaya koyuyorlar. O başka mesele de. Ayakta bir şeyi böyle içime bir türlü yendiremedim. Sindiremedim yani. Adamdan ayak istiyorsun, getirip Karacaoğlan'ın veya Aşık Şenliği ya Çobanoğlu'nun yapılı bir eserinden ayak veriyor. Kafiye onun. Biz de hemen başlıyoruz ve eseri söyleyip bitiriyoruz. Arkasında da kendi mahlaslarımızı imza gibi koyuyoruz. Şah beytimizi. Şah beytinden. Evet. Bu ne oluyor o zaman o eser? Acaba bizim mi oluyor? O eski Karacaoğlan'ın dezgahını mı bozmuş oluyoruz? Onun için pek ayaklara muhalif kalıyorum ben. Ayak değil, en güzeli aşığın birisi Antalya'dan gelir, birisi Ardahan'dan gelir. İkisinin de dünyası değişiktir, içleri değişiktir. Kültürleri, tahsilleri değişiktir. Büyüdükleri yerlerin havası, lisanları dahi değişiktir. Ne yapalım? Bunlar hala bir böyle bir yarışsınlar bakalım ki hangisi daha biraz daha gerçeklere yakın veya çağa yakın ya ilme bilime yakın. Bir söylesinler denilirse daha da güzel olur gibisinden oluyor. Şimdi onun için de o sebebi şöyle oluyor, affedersiniz. Bizim Erzurum, Kars'ı diyeyim, yani başka şeye göreler demiyorum da. Evet. Erzurum, Kars'ta bunlara razı oluyor da. Son zamanlarda Konya Aşıklar Bayramı'nda bu neden ayak oldu? Efendim adamın hazinesi çok boş. Tabii. Özür dilerim. Yani ben buradan sesleniyorum Samanyolu'ndan.
Bu aşıkların hepsini tanıyorum. Hazinesi boz olan aşıkların, boş olan aşıklar. Efendim bunlar anlaşmış gelmişler. Tabii. Bize bir ayak versinler de gidelim. Çünkü onun şeyi yok ya, yok, içinde tabii, torbasında tabii. Bir şey tabii yok. Usta. Ama ben bu an için özür dilerim. Yani zaten bizi tenzih ederim. Siz usta aşıksınız. İçinizden gelen neyse onu söyleyeceksiniz. Eğer de benim içimde bir şey varsa ona cevap vereceğim. Tabii efendim. Yani bu bir bahane oluyor. Onun için duyurmakta da yarar var. Duyurmakta şimdi, da. Tabii yani ki. Kusura bakmasınlar, eline saz alanlar şimdi bu anda. Bazı televizyonun karşısına çıkıp el alem mahcup edenler var. Yani özür dilerim, kusura bakmayın da. Aşıklığın arifini bilmeyenler bile televizyona çıkıyor yani. Şimdi, ben buradan sesleniyorum, yazık oluyor yani. Çok gelenek ve törelerimizi kaybediyorlar. Çok doğru. Bu televizyonlara da iş düşüyor. Çünkü neden? Vay aşık gelsin de benim televizyonuma da ne olursa olmaz ya. Bir de araştırma var. Bir de bak, değil de Kültür Bakanlığı'nda. Sizin gibi arkadaşlar biliyor bunu. Yazılan aşıklar vardır. Bunların iki tanesini çağırın. Hangi televizyon aşığı çağırıyorsa bunları da çağırın. Desin ki bunların denetleme altında aşık varsa gelsin. Yoksa eline sazlamış. Ben görüyorum bazı çıkan ozanlarımızı. Yemin ediyorum, belki siz de seyrediyorsunuz. Yani ben utanıyorum. Evet. Bizim Kars'ta bir gün açlık kahvede, kendi aşıklar kahvesinde televizyonda aşıklar çıkmış. Bizim Kars'la hemşerilerimiz kapattırdı. Niye? Çünkü kafiyayı düzgün. Kars'la herkes aşık. Biliyorsun Kars, Erzurum. Türk insanın hepsi bir hepsi aşık. Doğrudur. Diyor ki kapat şu televizyonu ya. Adam kapıya cevap veremedi dedi. Adam diyor ki ya söylesin de bir atışma, bağırsın da ne olur olsun. Fakat bunlar gelenek ve töremizi kaybediyor. Şimdi sağ olun ustalar, ben hani en gerçeği de biraz ılımlı olarak anlatmak arzusundayım. Hiçbir arkadaşımızın, hiçbir dostumuzun, hiçbir dinleyicimizin inşallah bizden incinmeyeceğini umuyoruz. Biz çünkü insanımızın A'dan Z'ye hepsini seviyoruz. Bizim ayrımız gayrımız yoktur. Ancak sayın ustaların da ikisinin de birleştiği bir konu var. İşini kim ne iş yapıyorsa bilerek yapsın. Ona versin. Bilerek yapılırsa çok doğru olur. Hatta Reyhan Usta yeri gelmişken hatırımda olsa ben okuyacağım ama okuyamıyorum. İşte Elif'i gaf mimi dal etmesinler diye bir eserim mi vardı? Böyle bir şey mi vardı yani? Bunu okurla şeye girersen çok memnun olacağım. Tabii bir şiir şeyinde orada. Bayburtlu Celali'nindir. Asıl köken, döküman o adamındır. İşte bir gün Celalı'nın sillesi tenger. Şurada burada gidip laf etmesinler diye gibisinden bir şeysi vardı. Ben ona, benden aşıklara söyleyin selam, ahuzar okusun laf etmesinler. İnsanın kalbinde Allahu Alem, boş kalıp cesedi saf etmesinler. Güzel. Bilmem nedir şayeleri şeyleri, ölçerlermiş mezhepleri boyları. İçsin meyyi, dem çeksinler neyleri, tilki derisini def etmesinler. Bilmem onlar bilmezler mi yarını? Toprak yuttu, duymazlar mı karunu? Nedir methederler kendilerini? Mevlam küser, kuru laf etmesinler. Efendim, işte buna benzer bir şeydi böyle. Doğru, ben de hatırımda olsa. Bilene bir kıtada yeter. Evet, yeter. Evet ustam. Şimdi bir atışma dinliyoruz. Evet, buyurun. Buyurun ustam. Şimdi ne geliyorsa buyurun. Şimdi çoban oğluna bir ayak açıyorum ama işte düşünüyorum. Çünkü biz 45 senedir ayak aça aça ayakta bitti, baş da bitti. İstiyorum ki şu sazımı da az böyle televizyon kurallarına aykırı ama neydim? Tel düştü. Evet. Ben de 40 senedir tanıyorum seniyle sazı 50'ye bu hale geldim. Daha deme daha. Ayıbı ne demezler adam. Evet, evet. 45 senedir çalıp söylüyoruz kafiyelerimiz, sohbetlerimiz hemen hemen yapıla birbirimizin mecazını, fıtratını, kariyerini çok güzel anlamış bir vaziyetteyiz. Değişik bir şey yapmak istiyoruz her zaman, o da değişik yaparken bazı çok kere kendi aleyhimize oluyor. Onun için Allah yardım eder.